Sevgili dostlar merhabalar. Türkiye'nin savunma sanayindeki yükselişi bazı ülkelerin dikkatini çekti. Bugün ses çok farklı bir ülkeden geldi. Gündemlerine oturan şey Türk savunma sanayinin ihracat başarısı oldu. Bununla ilgili detayları aktarmadan önce geçmiş yılda yaşadığımız ihracat başarısındaki artışı geçtiğimiz videolarda sizlere aralara sokarak anlatmıştım ama bugün daha net olarak üzerinde duralım istiyorum. Türkiye silah ihracatını sadece bir yıl içerisinde iki katına çıkarttı. Bununla birlikte geçtiğimiz günlerde bir anlaşmayı feshettik. Avrupa ile Amerika ile yaptığımız bir anlaşmayı. Bu anlaşma bizim silah üretim ve bulundurma kapasitemizi sınırlandıran bir anlaşmaydı. Tek taraflı feshettik. Artık istediğimiz kadar silah barındırabileceğiz, üretebileceğiz ve envanterimizde de stoklayabileceğiz. Bunun yanında da ticaretini yapabileceğiz. Buna rağmen rakamlar son bir yılda %106 artarak dünyanın en büyük 11. silah ihracatçısı yani silah satan ülkesi konumuna geldik. Geçtiğimiz yıllarda 10-15 yıl öncesine bakarsak dünyanın en çok silah alan ülkeleri arasındaydık bu listede. Listeyi tamamen tepe taklak ettik diyebiliriz. Ve bizim üzerimizde bulunan ülkeleri de sizlere aktarmıştım. Tekrar etmekte fayda var. Buranın altını kırmızıyla çizmek istiyorum. Çünkü bir çıkarım yapmamız gerekiyor. Amerika, Fransa, Rusya, İtalya, Çin, Almanya, İspanya, İngiltere gibi ülkeler bizim listede üzerimizde bulunuyor. Yani listede 11. sıranın üzerindeki 10 ülkenin ekonomik durumu Türkiye ile kıyaslandığında çok çok daha iyi durumda. Hem devletlerin ekonomileri hem halkların refah durumu çok çok üst seviyede. Bu ülkeler bu listede ilk 10'unda yıllarca kalmayı başardıkları için bugün böyle bir güç elde ettiler. Türk ekonomisinin de yakında rahatlayabileceğinin sinyallerini hem o anlaşmanın feshedilmesiyle hem de listenin yani istatistiklerin aslında burada bilimsel verilerden bahsediyorum. Dileyenler mesaj olarak yazarlarsa bu raporu da sizlere atabilirim. Çünkü bu yabancı bir kaynak tarafından hazırlanmış bir rapor. Tamamen tarafsız bir şekilde ortaya konulmuş verilerden bahsediyorum. Türk savunma sanayi ürünlerinin ihracat başarısı Çin basınında gündem oldu. Bu listenin ilk sıralarında Çin de kendine yer buluyor yıllardır. Çin ordusuna bağlı Milli Savunma Gazetesi bu başarıyı Türkiye'nin savunma ihracatı rekor seviyeye ulaştı manşetiyle sayfalarına taşıdı. Türkiye'nin savunma sanayi ihracatı rekor seviyelerde. Dünya basını bu başarıyı yakından takip ediyor. Bizim içeride konuşulan bazı saçma sapan olaylar olsa da benim de sinirlerimi hoplatan mevzular olsa da bunları konuşmamak için gayret gösteriyorum ama sadece bir iki cümleyle bir hususa değinmem lazım. Sonra hemen tekrar bu yabancı basındaki olaya döneceğim. Kıymetli dostlar, bugün ülkemizin bir kentinde Van'da Türk askerini PKK tükürüğüyle boğar, Türkiye'yi PKK tükürüğüyle boğar diyen adam demeyeceğim. Haysiyet size. Tamam mı? Bunun içinde ceza gelirse gelsin. Haysiyet mağduru, o bebek katillerine. Bugün bu ülkenin adalet sistemi, hukuk sistemi, bürokrasisi engel olamadı ve belediye mazbatasını verdi. DEM partililerle ittifak yapan muhalefetin de Allah cezasını versin. Türk askerine, Türk devletine, PKK terör örgütü sizi tükürüğüyle boğar diyen adama bu mazbatayı veren hükümetin de Allah cezasını ver. Bu konuyu böylelikle kapatmak istiyorum. Çünkü gerçekten iki tarafı bilmem neli değnek derler ya. Bu mevzuları gördükçe midem artık kalkmaya başladı. Herkesten irite olur bir ruh halini büründüm diyebilirim. Belediye seçimlerinde de benzer bir tavır sergilemiştim. Seçimler yapılmadan önce. Bugün geldiğimiz bu mevzuda ne kadar doğru bir karar aldığımı görüyorum. Ben ülkemizin geleceğini yakından ilgilendiren ve ülkemizin kurtuluşunun, çıkışının, piyango biletinin burada olduğunu düşündüğüm için vatandaşa, bu ülkenin her bir ferdine bu gelişmeleri aktarmak için gayret göstermeye devam edeceğim. Çin'de yayınlanan bu haberde, bu manşette savunma sanayi ihracatının geçen yıl %25 artarak 5 milyar 500 milyon dolara ulaştığı yazıldı. Türkiye'nin bu oranlarla küresel silah pazarında 12. sıraya yükseldiği belirtildi. Geleceğim az önce bahsettiğim verilere. Türk hükümeti savunma sanayi ihracatını aktif bir şekilde destekliyor denildi. Haberde ihraç edilen ürünlerin kapsamının geniş olmasına da dikkat çekildi. Türkiye çok kritik ve stratejik kara araçları, insansız hava araçları, diğer teknolojik ürünleri de ihraç edebilen bir ülke konumuna geldi dediler. NATO standartlarına uygun olan ürünlerle NATO pazarına açılabileceğini ve bununla birlikte Orta Doğu'ya da ürün satabildiğini, bu çeşitliliğinde dünyada çok az ülkede bulunduğunu dile getirdi. Savunma sanayinin ihracattaki hızlı büyümenin nedenlerinden biri olduğuna yer verildi. Türk hükümeti savunma sanayi ihracatını aktif şekilde destekliyor. Güçlü ve kuvvetli bir, geniş, zengin bir teknik bilgi birikimine sahip olan bir Türk savunma sanayine işaret ediliyor. Bu verdikleri veriler geçmiş yılın verileri.
son yılın verilerinde %25'ten %106'ya çıkarak 12. sıradan da 11. sıraya yükselmiş bir Türk devleti var savunma sanayi alanında. Şimdi kıymetli dostlar, bazen yorumlarda görüyorum. Şimdi diyorlar ki belediye seçimlerini kaybettiniz. Kim kaybetti ya? Ben belediye başkan adayı mıydım arkadaşım? Belediye başkan adayı mıydım ben? Ne seçimini kaybettim? Geleceğim. Hah, şimdi gördünüz mü? Şöyle yaptık sizi, böyle ettik sizi. Merak etmeyin, erken seçim olacak. Ben cumhurbaşkanı adayı mıyım? Ya arkadaş, benim biri adım Tayfun, soyadım Temel. Girin bakın, bir parti üyeliğim. Varsa çıkart koy önüme ya. Ben ne seçimi kaybettim? Bu yorumlarda bu saçmalamayı kessin. Çünkü bunu yazanlar şunu da yazıyor. Bunda yendik. Gelecek seçimde erken seçim olursa o zaman sizi postalayacağız bilmem nereye. Beni de postalıyormuş. Bilmem nereyse artık nereye bizi uygun görürlerse oraya da gideceğiz herhalde. Ondan sonra ne yapacaklarmış? Damadın da faturasını keseceklermiş. Selçuk Bayraktar'dan bahsediyorlar. Devlet onlara para akıtmaktan artık akıtmayacakmış. Şöyle olacakmış böyle. Ki bunların olmadığı verilerle ortada sabit. Sabit ya. Adamlar çok büyük paralar kazanıyor arkadaşlar. Dünyanın her yerine silah satıyorlar. Sen silah ticaretini mandalina, portakal satmak mı zannediyorsun ya? Adam insansız uçak satıyor ya. İnsansız uçak. Kuru sıkı tabanca satan bile dünya zengini oluyor. İnsansız uçak satıyor diyorum sana. Rakibi yok, muadili yok. Bugün Avrupa ülkelerini geziyorsun. Ya birçok ülkede ya. Ya Letonya'sından Polonya'sına, Almanya'sından Fransa'sına, Ukrayna'sına çocuklar ellerinde kutularla, paketlerle, üzerlerinde kendi dillerinde bayraklar için bağış topluyoruz yazılı şeylerle, işte kendi bayramlarında Paskalya'dır, işte Halloween mi diyorlar, Cadılar Bayramı. Onlar da çocuklar sokak sokak ev ev şeker toplamıyor. Bayraklar için para topluyor. Ne kadar uzaksın dünyadan. Ve bu adamlar başa geldiklerinde bunu yapacakmış. O yorumda yazanların söylediği bu ya. Kesecekler. Ha miha muhabbetlerinizi de bitireceğiz. Ve ben de size inadına bu muhabbet bitmesin diye burada mücadele vermeye de devam edeceğim. Kıymetli dostlar, sevgili izleyenler, paylaşarak daha fazla insana ulaşmasına vesile olabilirsiniz. Bunun yanında YouTube'da da katıl butonundan bizlere desteklerinizi iletebilirsiniz. Yayıncılık hayatımızın sürdürülebilmesi için vereceğiniz destekler çok çok önemli ve kıymetli. Abone olmayı, videoyu beğenmeyi de ihmal etmezseniz sevinirim. Bunların katıl butonu hariç tamamı ücretsiz. Buraya kadar izleyen herkese çok çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın efendim.